Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bakan olduktan sonra 2018 yılından bu yana bakanlığın Çevre Şehircilik, şimdiki ismiyle Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesini konuştuk. 2018'de konuştuk, 2019'da konuştuk, 2020, şimdi de konuşuyoruz. Ne değişti arkadaşlar? Bu 3 yılı geçen süreçte hiçbir şey değişmedi. Bakın, iklim politikaları dünyanın geleceğini belirleyecek. Bunun için ciddi bir finansmana ihtiyaç var. Azaltım politikaları için ihtiyaç var. Koruma politikaları için, iklim adaleti için ihtiyaç var. Geçen sene de ben bütçeyi eleştirmiştim. Geçen sene bütçenin, genel bütçenin 27%'siydi Çevre Şehircilik Bakanlığı bütçesi. Şu an 28% oldu arkadaşlar. Hani öyle koca koca laflar ediyorsunuz ya, yeşil kalkınma devrimi diye. 1/1'le mi yeşil kalkınma devrimi yapacaksınız? 1/1'le mi? Yani utanıp sıkılmadan yeşil kalkınma devrimi diyorsunuz. Bakın, bir 3.2 milyar dolarlık bir fona ulaştı Türkiye bu Paris İklim Anlaşması öncesi. O para alındı mı, alındıysa nereye harcandı, nereye harcanacak? Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 6 yıllık 2021-2027 sürecinde 1.8 trilyon avro bütçesi, bunun %30'unu iklim politikalarına ayırıyor. Bizde 28%, Avrupa Birliği'nde 30%. Değerli arkadaşlar, bu bile tek başına sizin iklim krizi diye bir derdiniz olmadığını ortaya koyuyor. Bütçe gerçekleşmenize bakıyoruz. Yani performans programında, 2019 yılı performans programında %70, %30, 2020 ile ilgili 6 aylık veri olduğu için 2009'u örnek veriyorum. Bütçe gerçekleşmesi %95 şehircilik, %5 çevre politikaları. Sayın Bakan, iklim kriziyle mücadele sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın işi değil. Bu bir devlet politikası olmak zorunda. Siz bakanlık olarak tüm bakanlıkları koordine etmeniz lazım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı geldi burada birkaç gün önce, bütçe sunumu yaptı. İki defa karbon azaltımından, iklim krizinden bahsetti. İkisinde de nükleer güç santraliyle dedi, karbon emisyonunu azaltacağız. Değerli arkadaşlar, nükleer güç santralleri sıfır emisyon değil. Kaldı ki bu temiz ve yeşil bir enerji de değil. Biz bunun tehlikelerini unutmadık. Çernobil'i unutmadık. Fukushima'yı unutmadık. Sadece Çernobil'de 200 bin insan öldü. Çernobil'de 100 bin tane çocuk sakat doğdu. Karadeniz'e yağmur oldu. Yağdı o radyoaktif bulutlar. Ve hala Karadeniz insanı o nükleer santral patlamasından dolayı kanser riski altında. Dolayısıyla azaltım politikası yapacaksanız kömürden çıkmanız lazım. Enerji Bakanı kömürle ilgili tek laf etmedi burada. Yani nükleer güç santrali yapmak sizin emisyonunuzu düşürmez ki. Emisyonunuzu olduğu yerde tutar, en fazla sıfır emisyon bile olsa. Dolayısıyla orada da bir politika yok. Tarım Orman Bakanlığı. Yutak alan olarak iki tane yutak alan var. Bir tanesi denizel ekosistemler, tatlı su ekosistemleri, sulak alanlar. Diğeri de ormanlar. Ormanlarla ilgili bakan çıktı, Tarım Orman Bakanı 2019 yılında. Dedi ki, orman ithalatını azaltarak orman üretimiyle 1 milyar dolar cari açığı kapatacağız. Yani ormanları yaşam alanı olarak değil, yonga, odun, kereste üretim alanı olarak gören bir zayıf akıllı yönetiyor Tarım Orman Bakanlığı'nı. Siz sulak alanlarla ilgili, bakın, Seyfe Gölü yok. Hani o Nasrettin Hoca'nın göle maya çaldığı Akşehir Gölü yok. Burdur Gölü yok. Bu göller yok. Sulak alanlar noktasında da yapılabilecek hiçbir şey yok. Siz önce Tarım ve Orman Bakanını zapt edeceksiniz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir hafta içinde iki yönetmelik çıkardı. Bakın, iklim değişikliği ile ilgili bakanlığın ismine bir şey ekleyerek iklim değişikliği olmaz. Önce bakanlıkların tamamını koordine edebiliyor olmanız lazım. Milli eğitim politikası, milli eğitim müfredatını iklim krizini nasıl ekleyeceksiniz? İklim mültecileriyle karşılaşacağız çok yakın zamanda. İçişleri Bakanlığı böyle bir derdi, böyle bir çalışması var mı? Yok. Daha çok yeni Cumhurbaşkanı Glasgow'da, dünyanın kalbi Glasgow'da atarken, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde geldi burada EPDK'nın binasında çalıştı, dedi ki, biz dedi çevre diyerek enerji hamlemizi engellemeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız dedi. Asıl biz size bırakmayacağız meydanı. Önce çevre demek, önce çevre demek, önce vatan demek arkadaşlar. Vatan dediğiniz soyut bir kavram değil ki. Siz eğer ülkenizin ormanlarını korumuyorsanız, göllerini, denizlerini, dağlarını korumuyorsanız, vatanı korumuyorsunuz ki. Ondan sonra çıkıp burada vatan severiz, yerliyiz, milliyiz palavrası at.
Tamam mı sözleriniz? Siz politik ajandanızın en üstüne enerji politikalarını koymuş olabilirsiniz. Siz politik ajandanızın en üstüne rant politikalarını, şehircilik politikalarını koymuş olabilirsiniz. Bizim ajandamızın en üst sırasına Sayın Bakan sürdürülebilir yaşam var. Bakın, iklim kriziyle siz mücadele edemezsiniz. İklim kriziyle biz mücadele ederiz. Siz sarayın vesayeti altındasınız. Bakanlık olarak kendi başınıza hareket edebilecek durumda değilsiniz Sayın Başkan. Diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.